Evet, işte sevincin, o buluşmanın görüntüleriydi ekrana gelen. Elif 65 saat, Ayda 91 saat sonra enkaz altından çıkarıldı. Peki bu minik yavrularımız bu olayı hatırlayacak mı? Onlarda bir travma oluşacak mı? Enkaz altından çıkarılan diğer çocuklar bu travmayı nasıl atlatacak? Yayın konuğumuz Üsküdar Üniversitesi Nöropsikiyatri Feneryolu Tıp Merkezi'nden klinik psikolog Duygu Barlas. Duygu Hanım, iyi akşamlar, yayınımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar Kaan Bey. Hüznü ve sevinci gerçekten bir arada yaşıyoruz. Bir yandan yitip giden canlar o enkazlarda, ama bir yandan da özellikle son 2 gündür adeta bu depremin sembolleri oldu 2 yavrumuz. Elif ve Ayda. Evet, bizi mutlu ettiler. O asılan yüzlerimizi güldürdüler. Ama acıları da beraberinde yaşadık bir yandan. Bizim yaşadıklarımızı bir tarafa koyacak olursak, bu 2 yavrumuz 65 saat, 91 saat sonra o yaştaki çocukları 30 dakika, 1 saat bilasında bir yerde sabit tutmak çok zordur. Ama o çocuklarımız o kadar saat enkazın altındaydı. Çıktıklarında evet, kurtarıcılarının ellerini tuttular, parmaklarını tuttular, yüzleri güldü. Kimisi ayran su istedi, kimisi işte köfte istedi. Ama onlar bu anları nasıl hatırlayacak? O geçen 65 saati, 91 saati nasıl hatırlayacaklar? Hafızalarından silinecek mi? Onlara ilerleyen yıllarda nasıl yansıyacak o yaşadıkları anlar? Öncelikle yakınlarını kaybedenlere başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Çok güzel bir soru sordunuz. Bu travmatik bir olay. Enkaz altında kaldıkları için aslında beden bütünlükleri, canları bir tehlikeye gitti. Ve yaşları ne olursa olsun çocuklar tabii ki buna karşılık, tehlikeye karşı, travmaya karşı bir takım belirtiler gösterecektir. Ayrılma kaygısı gösterebilirler. Çok yoğun üzüntü duygusu, korku duygusu, kaygı, öfke görülebilir. Uyku ve yemek bozuklukları görülebilir. Gündelik aktivitelerine hemen eskisi gibi dönmelerini beklememiz lazım. Dönemeyebilirler. Kolay irkilme görülebilir, kabuslar görülebilir, çeşitli bedensel semptomlar, belirtiler görülebilir. Örneğin mide bulantıları, bağırsak problemleri, kalp çarpıntıları gibi. Bazı kazandığı becerilerde gerilemeler görebiliriz. Yemek yeme becerisini kazanmış bir çocuğun yemek yiyememe gibi veya tuvalet eğitimini kazanmış bir çocuğun tekrardan alt ıslatma gibi çeşitli belirtiler göstermesi olasıdır. Buradan şunu söylemek istiyorum. Enkaz altından çıkarılan çocukların veya enkaz altından çıkarılmasa bile depremi bizzat yaşamış veya bir yakınını kaybetmiş bir çocuğun bu belirtileri yaşaması kadar doğal hiçbir şey yoktur. Nasıl yetişkinler çeşitli travmatik olaylara çeşitli tepkiler veriyorsa çocuklarda da çok benzer, az önce saydığım belirtileri görmemiz çok çok doğaldır. Bu olağanüstü bir duruma verilen doğal bir tepkidir. Bunların yaklaşık 1 ay kadar sürmesini biz doğal olarak kabul edebiliyoruz. Ancak 1 aydan sonra bu belirtilerde halen bir azalma yoksa, şiddet veya şiddetli bir şekilde katlanarak devam ediyorsa, o zaman profesyonel bir yardımın alınması gerekmektedir Kaan Bey. Evet. Şimdi Elif ve Ayda dedik. Sadece enkaz altından işte o kadar saat kalıp da kurtarılma olsaydı belki farklı. Ama aynı zamanda bu evlatlarımız çok yakınlarını kaybettiler. Elif 65 saat sonra enkaz altından çıktı ama bir kardeşi artık yok. Ayda aynı şekilde 91 saat sonra enkaz altından çıkarıldı. Yüzü güldü. Evet, hemen iletişim kurdu ama artık annesi yok. Durum herhalde biraz daha farklı değil mi? Evet, bu sadece dediğiniz gibi enkaz altında kalmaya bağlı bir travma değil. Akabinde kayıplarla da ilgili travmalar var. 1. derece yakınlarını, aile üyelerini kaybetti bu çocuklar. Bir de enkazın altında bu kadar süre geçirdiler. Aslında çoklu travma diyebileceğimiz şeye maruz kaldılar. O yüzden az önce saydığım belirtilerin görülmesi oldukça doğal olacaktır. Ve bu çocukların aradan 1 ay geçtikten, 1,5 ay geçtikten sonra bir değerlendirmelerinin yapılması sağlıklı olacak. olacaktır. Acaba annelerini veya kardeşlerini, aile üyelerini kaybetmelerine yönelik o süreci nasıl yaşıyorlar? Enkaz altında kalmanın etkilerini nasıl yaşıyorlar? Yaklaşık bir ay sonra aile üyelerinin veya çevresindeki yetişkinlerin bunu çok iyi gözlemleyerek gerekirse geç kalınmadan profesyonel bir yardım almaları gerekiyor. Çünkü bu gerçekten çok zor bir durum. Yaşları çok ufak. Bunları idrak edebilme, işlemleyebilme, kavrayabilme. Biz yetişkinler bile ciddi anlamda duygusal tepkiler verirken çocuklar çok daha fazla duygusal tepki verebilirler bu duruma. Evet, bizler 91 saat kalsak çok farklı şeyler yaşayabilirdik ama hani sanki 3 yaşında olunca acaba o izler daha kolay silinebilir mi diye insanın aklına geliyor ama bir fark var mı? Bu aslında hani yaştan ziyade bence çocuğun içinde bulunduğu durum, çocuğun psikolojik sağlamlığıyla daha fazla alakalı. Ama biliyoruz ki çeşitli psikolojik müdahalelerle beraber enkaz altında kalındığın veya aile üyeleri kaybedildiğinde veya çoklu travmalar yaşandığında yaş ne olursa olsun eğer doğru müdahale alabilirse çocuklar, o zaman psikolojik sağlamlılık tekrardan sağlanabiliyor, tekrardan iyileşme görülebiliyor. O yüzden hani 3 yaşında iyileşmesi daha kolay veya atlatması daha kolay gibi yorumlar yapmak yerine çocuğu kendi özelinde değerlendirmemiz çok daha sağlıklı olacaktır. Mutlaka yardım alınmalı. En az bir ay sonra mutlaka yardım alınmalı. Peki yardım alındıktan sonra tamamen bu izleri bir şekilde silebilmek mümkün olacak mı? Yani burada iyileşmeden kastımız aslında travma ile çalışırken özellikle deprem travmasıyla anıların silinmesi değil. O anılar kalabilir. Ancak o anıların yaratmış olduğu duyguları tolere edebilme kapasitesinin gelişmesini bekliyoruz. Veya rüyaların, flashbacklerin, geriye dönük anıların daha azalmasını bekliyoruz. O irkilme davranışlarının, yani travma sonrası görülen belirtilerin şiddetinin azalmasını bekliyoruz. Anıların silinmesini değil. Çünkü anıları silmek aslında çok ütopik, çok zor bir şey. O anılar her daim kalacak. Ancak o anıların yaratmış olduğu duyguları kaldırabilme gücünü sağlamlaştırmaya çalışıyoruz aslında travma tedavisinde. Evet, klinik psikolog Duygu Barlas. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun.